18 Data TV izleyenleri herkese merhabalar sevgili izleyenler. Şu anda Osmanlı Sarayı mutfağındayız. Emel Hanım'la birlikteyiz. Emel Ustam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Çok güzel bir mekan burası. Mis gibi de kokuyor. Tam da bir aile ortamı var burada. Bize biraz Osmanlı Saray Mutfağı'ndan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz burada? Tabii ki. Osmanlı Saray Mutfağı öncelikle lokasyon olarak çarşı merkezde bulunan bir yer. Ulaşım anlamında herkesin rahatlıkla gelebileceği bir yer. Bizim ortamımız gerçekten aile ortamı. Hijyene çok önem veriyoruz. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi hijyen ki gelen misafirlerimiz de aynen bize bu şekilde iletiyorlar. Ortamınız gerçekten çok güzel ve çok temiz diye. Bu da bizim için onur verici. Bizim menümüzde Osmanlı Saray Mutfağı'nın ürünleri harici de günümüz mutfağının ürünlerinden sergiliyoruz. Elimizden geldiğince gelen misafirlerimize istedikleri yemek doğrultusunda ürün hazırlamaya çalışıyoruz. Aslında damak tadına, onların damak tadına hitap edebilecek. Çünkü mesela birkaç kişi bamya çorbası diyor, patlıcan çorbası diyor. Genellikle mesela mercimek çorbası, işte kelle paça gidiyor. Ama bizim misafirlerimiz hani hangi yönde istek daha fazla olursa o yönde de misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Damak tatlarına hitap etmeye çalışıyoruz en azından elimizden geldiğince. Ortam olarak gerçekten çok sıcak bir aile ortamı var burada. Bizim evimiz burası ve biz evimizi saat 6'da açıyoruz. Ustamız sağ olsun saat 6'da geliyor. Saat 6.30 civarında bizim çorba servisimiz başlamış oluyor. Yani kahvaltımız da var, serpme kahvaltımız var. Onun haricinde çorba çeşitlerimiz var. En az 2 çeşit çorbamız muhakkak bulunuyor. Daha fazla da olduğu anlar oluyor. Yemek çeşitlerimiz en az 7-8 çeşit yemeğimiz oluyor. Çorbalarımız ve pilavlarımız haricinde, salata çeşitlerimiz haricinde ana yemek olarak 7 ya da 8 çeşit ana yemeğimiz kesinlikle bulunuyor. Osmanlı Saray Mutfağı'nın tatlılarından misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Günümüz tatlılarından yine sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani yapmak istediğimiz misafirlerimizi buraya davet edip bu muhteşem lezzetleri tattırmak. Bir gelsinler, görsünler, biz zaten memnun kalacaklarına canı gönülden inanıyoruz. Tatlı dediniz, Osmanlı mutfağı tatlısı dediniz. Neler var bu tatlı, çeşitleri nelerdi? Şimdi öncelikle Osmanlı Saray Mutfağı'ndaki tatlılar bilindik üzere, belki hani biraz araştırma yaparsa arkadaşlarımız, dinleyenler, biraz daha ağır tatlılar Osmanlı Saray Mutfağı'nın tatlıları. Ama tabii ki çok lezzetli tatlılar. Öncelikle mesela bir ayva tatlısı, muhteşem bir tat. Herkesin de gerçekten sevdiği bir tat. Harici, yani o zamandan bu zamana isim olarak değişen tatlılarımız var. Mesela şu an bizim revani dediğimiz bir tatlı var. Yoğurtla veya işte ev hanımlarının değişik sütle de yapılanı var bunun. Bu tarz tatlıların birçoğunun ismi değişmiş. İsim değişerek gelmiş. Mesela biz tarhana çorbası da yapıyoruz. Tarhana çorbası dedikleri zaman çorbalık tarhanayla yapılan bir tarhana çorbası var. Bir de darhane diye bir çorba var. Aslında tarhana çorbası değil, Osmanlı Saray Mutfağı'ndan gelen darhane çorbası. Tatlılarımız da aynı o şekilde. Yani isim değiştirerek gelmişler bugüne kadar. Fırın sütlacımız muhakkak her gün oluyor. Normal sütlacımız kesinlikle oluyor. Onun haricinde revanimiz oluyor. İşte müşterilerimizin, daha doğrusu misafirlerimizin, özür diliyorum, misafirlerimizin isteği doğrultusunda ilerlemeye gayret gösteriyoruz biz. Tabii ki kendimize ait bir menümüz var. Kendimize ait oluşturduğumuz, her gün düzenli çıkan bir menünün haricinde misafirlerimizin isteği üzerine değişik tatlılar, yemekler, salata çeşitleri elimizden geldiğince sunmaya gayret gösteriyoruz. Ben Serdar Usta. Serdar Şef'in hazırladığı yemekleri göreceğiz şimdi. Değerli misafirlerimiz geldiklerinde eşsiz lezzetleri burada tadabilecekler. Şimdi sırasıyla buradan başlayalım. Güzel serpseli bulgur pilavımız var. Yanında arpa şehriyeli pirinç pilavı. Bunlar tabii zamanla hep değişiyor. Mesela ateş şehriye oluyor, nohut doluyor, tavuklu oluyor. Pilavımız değişiyor. Karışık kızartmamız var. Güzel çanakta güveç yapıyoruz. Patlıcan güveç. Kayseri'nin yöresel yemeklerinden bu tabii ki. Yanında etli nohut yahni. Güzel lezzetlerimizden biri de bu. Şöyle fırına sürmüş olduğumuz, üstü kaşarlı,
Beşamal soslu kabak propoli. Bunu bu çevrede pek bilmezler ama çok sevilen lezzetlerden bir tanesidir. Kabak mücvene çok benzer. Ama içinde bizim beşamal sos ve üstünde kaşarımız var. Sebzeli kavurmamız var burada. Yanında patlıcan kebap. Onun hemen yanında sevilen lezzetlerden bir tanesi ve hafif yemeklerimizden olan tavuk haşlamamız var. Onun yanında sebzeli tavuk sote, salçalı İzmir köfte, tabii ki olmazsa olmazımız ciğer kavurma. Arnavut ciğer normalde çok sevenler bunu görünce artık onu bırakıyorlar. Bu kadar iddialı konuşayım. Yanında et saç kavurmamız var. Ekşili misket köfte. Ekşili köfte özellikle Antep bölgesinin meşhur olan köftesi. Bunu da özellikle tatmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yanında da etli kuru fasulyemiz, çorbalardan da kelle paça ve mercimek çorbasıyla sizlere hizmet sunmaya çalışıyoruz. Onun yanında buraya yanımıza gelirsek üstte tatlılarımız var. Her gün değişen, günlük değişen bir tatlılar bunlar. Bugün mesela sütlacımız var, revani var, sarma tavuk göğsü, şekerpare var. Onun altında ızgara reyonumuz hemen. Adana'mız var. Adana kebabını özellikle benden denemenizi çok tavsiye ediyorum ısrarla. Onun yanında köftemiz var. Izgara köfte, kanat sarma ve tavuk kanat var. Şu an çeşitleri biraz bununla kısıtlı tutuyoruz. Talebe göre çeşit artıyor. Biz şu an çevremiz esnaf olduğu için esnaflardan gelen talebe göre menümüzü, tezgahımızı ona göre şekillendiriyoruz. Yani bizden ne istenirse onu yapıyoruz. Elinize emeğiniz. Gelen talebe göre. Sizler de hoş geldiniz. İnşallah devamlı sizleri de halkımızı da burada görmekten mutluluk duyacağız.